Allah vardır. Allah'ı var olarak kabul eden iman sahibine Allah şunu yapar. Yok olan şeyleri onun gözüne var gibi gösterip, emelle ve elemle onu meşgul etmez. Sadece kendisiyle meşgul eder. Allah'tan başka şeyler de var kabul edersen, Allah Teala ortaklık kabul etmediği için, al o var dediğin yoklarla uğraş der. Ne kadar yok olan şey varsa, senin hayatında var gibi seni sıkar. Bu kadar. Nereye kadar gider bu? Ölüm. Ölünce görürsün. Ölümü gör. Diyorsun ya, o ne demek o ölümü gör? Benim ölümü gör değil o. Ölümü gör, ölümü. Ölüm var, ölümü gör demek. Ölümü gör. Benim ölümü değil. Ha, öyle şey söyleme diyor. Benim ölümü demiyorum. Ölümü gör, ölümü. Niye konuşmuyorsunuz? Onunla biz küsüz. Ölümü gör, ölümü. Ölüm var, ölüm. Ölünce kalacak mı küslük? Ölünce servet kalacak mı? Lazer epilasyona gidiyorsun. Bilmem ne şey. Hepsi bitecek. Ölüm var yahu. Ama ölümle beraber bir şeylerin kendisinden sıyrıldığını çok affedersiniz. Hayvan bile anlıyor, müşrikler bile anlayacak. Mümin, mir'atü mümin olan mümin, ölümden önce imanıyla ölümü bile öldürebilecek seviyeye çıkan baki zata denir. O baki olanla ülfet kurduğu için. Son kez söylüyorum. Var olanla aranı düzeltmezsek, yok olan şeyler var gibi görünmeye başlar. Böyledir adet. Var olanla aran düzelirse, yok olan şeylerin yokluğunu sana gösterir. Gam, keder, elem, emel seni rahatsız etmez. Vazifeni yaparsın ama kalbine hiçbir muhabbet koymazsın. Kalbinde sultan olan Allah oturmuştur. Bu kadar. Vehim nedir? Yok olan şeyi var zannetmendir. İman evhamla bir olmaz. İman vehim olmaz. İman öyle bir bilinçtir ki o sirayet ettiğinde insana derecesine göre nefsinde, dünyanda, ruhunda, kalbinde, aklında, yadında, hayalinde olan her olmayan şeyi yokluk, onun perde arkasındaki var olan kendisinin ne gösterdiği ile alakalı hep onunla ünsiyet kurarsın. İşte ileriki beyitlerde de bu mühim mevzuyu anlatacak. Çok önemli bir dersti. 4-5 derstir çok mühim şeyler anlatılıyor. Çünkü siz artık burada bir ekol oldunuz, bir mektep oldunuz. Başka yerde konuştuğumuz gibiydi. Buraya çok özel ihtimam göstermeye çalışıyoruz. Bu bilgileri, bu malumatı ahlak olarak ve Hakk'ın rızasına yaklaştırıcı güzellikler olarak inşallah size ve bize Mevlam anlamayı nasip etsin.